Sayın Ertürk, biz gayet iyi biliyoruz bu arkadaşlar. Ramazan'da vatandaşın zekatı diye dağıttıkları yardım kolilerinde ticket olarak verdikleri, ticket olarak, yani çek olarak verdikleri acaba hangi marketlerin çekleriydi? Mahalle bakkalının çeki miydi? Çankırı'da Katık Gıda'nın, Koç Gıda'nın çeki miydi? Veyahut da burada herhangi bir Tunalı'da, Keçiören'de bir mahalle bakkalının çekini mi verdiler? Yoksa bu üç harflilerin evraklarını mı dağıttılar? Şimdi önce kendileriyle bir yüzleşsinler. Biraz önce de ifade ettim Sayın Ertürk. Önce hasta hastalığını kabul edecek. Teşhis ve tedavinin bir tek yöntemi var. Hastanın hastalığını kabul etmesi. O kabul etmezse millet ilk sandıkta zaten emaneti gerçek sahiplerine teslim edecek. Ben üç yüzünü söyleyeyim de. Efendim, sonra 15 Temmuz 2016 olduğu zaman bu yurtlarda, FETÖ'nün yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili bir çözüm sundu devlet, hükümet. Dedi ki sosyal tesislerin tamamını açıyorum dedi. Özel otellerin boş olan turistik tesislerini de açıyorum dedi. Bunları da tahsis ediyorum. Şimdi büyük bir sıkıntı var. Çok onlarca mesaj geldi. 1600. yedek ne zaman girecek bu adam? Giremeyecek bu çocuklar, sokaktalar. Belediyeler devreye girdiler şimdi. Büyükşehir belediye başkanları devreye girdiler. İnşallah onlara da paralel devlet kuruyorsunuz diyerek engelleme çıkartmazlar. Geçmişte yaptıkları gibi biliyorsunuz çeşitli Covid sürecinde yapmış oldukları sosyal yardımlar nedeniyle onları engellediler. Bağışların toplanmasını engellediler. Şimdi Sayın Erdoğan, bu insanlar sokaktalar. Öyle birileri bunları örgütlemiyor. Ve Eskişehir valisi şimdi protestoları yasaklamış. Bu çocuklar durdukları yerde protesto yapmazlar. Bir anda da örgütlenemezler. Mümkün değil. Her görüşten insan vardır burada. Onun için ne olur? Şimdi turistik tesisleri açın. Sosyal tesislerin tamamını açın. 3 aylığına, 5 aylığına, 1 yıllığına. Çünkü yeni Covid'den çıktık. Salgın hastalıktan çıktık. Esnaflar iflas etmiş vaziyette. Böyle bir ortamda çözüm de budur. Sosyal tesislerin bu öğrencilere tahsis edilmesidir. Turistik tesislerin bu öğrencilere tahsis edilmesidir. Öğrencilere de diyorum ki lütfen bu taleplerinizi meşru zeminde dile getirmeye devam edin. Evet, çok mantıklı ve anlamlı. Bu çekilen sıkıntı gerçekten, bu çocukların durumu çok kötü. Yani burada anlattılar, önünde bir de tablo var. Yani şöyle, 2131 üniversite öğrencisinin bulunduğu İstanbul'da devlet yurtları bu öğrencilerin yalnızca %3'ünü karşılayabiliyormuş. Evet, maalesef. Yine bu oran 319.406 üniversite öğrencisinin bulunduğu Ankara'da %8.8, 173.611 öğrencinin bulunduğu İzmir'de %9.5. Evet. Türkiye genelinde toplam öğrenci sayısının sadece %8.5'una yurt imkanı olanağı var. Ya bu çocuklar niye yalan söylesinler? Niye yalancı diyorsunuz bunlara? Yani %90'ı sokakta. Hadi diyelim ki bunların bir kısmı kendi kentlerinde. Yine %50'si sokakta. Buyurun. Fatih Bey, bakın geçen yıl bütçe görüşmelerini yaptık ve bütçe görüşmelerinde ben Spor Bakanı'na, yani bu kredi yurtlar konuda sorumlu bakana doğrudan önerge verdik. Ya bakın dedik, bütçeye mutlaka yurt için kaynak koymalıyız dedik. Spor Bakanı eminim ki bizi destekledi ama bütçeye de bu değişikliği yapamadık. Şimdi siyasi iktidarlar niçin iktidar olurlar? Hani ya kendi ceplerini büyütmek için iktidar olurlar ki maalesef son dönemdeki AKP'nin hikayesi buna evrildi. Ya da halkın sorunlarını çözmek için varlardır. Bu yolda yürürler. Bakın hepimiz vergi veriyoruz, öyle değil mi? Siz, ben, burada hepimiz, tüm yurttaşlar, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı vergi veriyor. Ve vergi toplama sistemimiz de çok adaletsiz bir sistem. Doğru. Yani yoksullardan vergiyi topluyoruz, zenginlerden vergiyi toplamıyoruz. Yani buna rağmen 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı her adımımızda vergi ödüyoruz. Niçin vergi ödüyoruz? Öncelikle hepimizi güvenceye almak için vergi veriyoruz. Yani düşünün, yani az önce Selçuk Bey de söyledi. Bir ülkenin öncelikler sıralaması olur. Yani bu çocuklarımızın şu anda parklarda yatması hepimizin utancıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin utancıdır, bunu böyle tespit edelim. Ve bunu çözmek çok kolay. Yani tek yapmamız gereken tercihlerimizi değiştirmek. Yani pek çok talep var, yurt talebi var. Değil mi? Kredi yurtlar kurumuna borçlu milyonlarca gencimiz var. Ya diyoruz ki bu gençlere borç vermeyin, hayata borçlu başlatmayın, burs verin diyoruz. Yok diyorlar, kaynak yok diyorlar. Atanamayan öğretmenler, ya 15-20 bin öğretmen atadı. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki 100 bin öğretmen açığım var. Bize göre 200 bin öğretmen atanması gerekiyor. Böyle bir açığımız var. Ya gelin bu öğretmenleri atayalım diyoruz. Kaynak yok diyorlar.
Emeklilikte yaşa takılanların talepleri var. Değil mi? Milyonlarca insan emekli olmak istiyor, kaynak yok diyorlar. Peki neye kaynak var biliyor musunuz? Bu şu anda bütçemiz devam ediyor harcanmaya. Saraylara kaynak var. Efendim 500 milyon dolarlık uçakla Amerika'ya gitmeyi biliyor. Lüks arabalarla 300 kişilik seyahatlere, yazlık saray, kışlık saray, uçan saray, yüzen saray yapmaya kaynak var. Yandaşlara bakın, bütçeden 10 milyarlarca lira kaynak, 5 tane yandaş müteahhite akıyor. Buna kaynak var. Efendim silahlanmaya, güvenlikçi politikalara kaynak var. Suriye'de, Libya'da, efendim orada, burada, her yerde at koşturacağız. Ama memleketimizde çocuklarımız parklarda yatıracak. Tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor Fatih Bey. Saraylara, savaşlara, yandaşlara, faize giden kaynakları durdurabilirsek bütçede, o zaman çocuklarımız parkta yatmazlar, yurtları olur. Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlanmazlar, burs alırlar. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olur. Ya size yalnızca bir rakam vereyim bakın. S-400 polemiği de var. Erdoğan ne dedi Biden'dan yüz bulamayınca? İkinci S-400'ü alacağım dedi değil mi? İlk S-400'ü aldı ne oldu? Hangarda bekliyor. Hangarda çürüyor. 2,5 milyar dolar verdik bakın. 2,5 milyar dolar ne yapar Türk parasıyla şu anda? 22 milyar lira yapar. Yalnızca bu 22 milyar lirayla iki kere bütün yurt meselesini çözebiliriz bakın. Yalnızca S-400 parasıyla bütün çocuklarımıza yurt yapıp onları gayet iyi şartlarda barınmalarını sağlayabiliriz. Diyor ki ben yetmez diyor, çürüttüm ya diyor, Biden'a kızdım diyor, ikinciyi alacağım diyor. Ne demek bu? Çocuklarımıza yurt yapılamayacak demek. İşte böyle bir zavallılık halindeyiz ve utanç duyuyorum yani şu anda, açıkça söyleyeyim. Bu utancı değiştirmenin yolu bu siyasi anlayışı değiştirmekten geçiyor. Yani şunu da söyleyeceğim bakın, bir örnek daha vereyim. Bu faiz düşürme meselesi vardı ya bu hafta popüler gündemi. Erdoğan'ın bir takıntısı var. Diyor ki faiz sebep, enflasyon sonuç diyor. Yani ben iktisat okudum. Yani iktisat okuyan herkes, yani eğer ki o eğitimine ihanet etmeyecekse bunun yanlış bir tespit olduğunu bilir. Yani faizi yükselten, enflasyonu yükselten, kuru yükselten güven bunalımıdır. Yani bir ülkede güven yoksa o ülkeler döviz, faiz, kur, enflasyon sarmalında çakılıp kalırlar. Erdoğan da en son yeni başkana da talimatı verdi ve faizi düşürttü değil mi? Güya faiz düştü mü 19'dan 18'e? Hayır. Ne oldu biliyor musunuz? Hazinenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi'nin borçlanma faizi %17,5'tan %19'a yükseldi. Yani hazinemiz bugün borçlanmaya çıksa, hani tefeciler gelecekler ya, %17,5 yerine %19'da, %20 ile borçlanmak zorunda kalacak ve daha çok para ödeyeceğiz. Bakın yalnızca şunun maliyeti, yani Erdoğan'ın faizi düşürün efendim talimatı, dolar 8.28'di bundan 3 hafta önce Erdoğan faizi efendim düşmesi gerekir dediğinde, şimdi 8.88'e çıktı. Bu S-400 tartışmaları filan herhalde pazartesi biz 9 liranın üzerinde bir kuru göreceğiz. Yalnızca bu yükseliş, yani 8.28'den 8.88'e yükselmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu borcu olarak söylüyorum, yani hazinenin, Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının, yalnızca kamu borcu 200 milyar dolar. Özel sektörün boncunu bir kenara koyuyorum, o da ayrı bir yüktür. Ama 200 milyar doların şu anda TL karşılığındaki değeri, yani borcun artışı tam 120 milyar TL Fatih Bey. Bakın Erdoğan'ın bu faiz takıntısı, bakın Erdoğan'ın faiz takıntısı, yani elbette herkes faizin düşmesini ister, ben de isterim. Ama güveni sağlarsanız faiz düşer. İşte bu takıntısı, talimatla faiz düşürmesi sonucunda dolar 8.28'den 8.88'e çıktı. 200 milyar dolar karşılığında olan, TL karşılığı olan borç artışımız tam 120 milyar TL. Yani 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 120 milyar TL daha borçlandı. Bu 120 milyar TL ile neler yapılabilir? Yalnızca 10 milyar TL'siyle bütün yurt meselesimizi çözeriz. Yalnızca 20 milyar TL'siyle 200 bin öğretmen atarız. 30 milyar TL'siyle bütün emeklilikte yaşa takılanları emekli ederiz. Efendim 40-50 milyar TL'siyle en düşük emekli maaşını 2500-3000 liraya çıkarabiliriz. Yani yurttaşların taleplerini karşılamak için kaynakları doğru yere aktarmak gerekiyor. Saraylara, savaşlara, efendim yandaşlara aktarırsanız, şatafata efendim lüks uçaklarda, lüks saraylarda görürseniz itibarınızı, işte yurttaşların taleplerini de karşılayamazsınız. Biz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İdris Bey de söyledi. Yani bir doktora gittiğinizde ne beklersiniz doktordan? Sizin bir rahatsızlığınız varsa teşhis etmesini beklersiniz.
Ama doktor şöyle diyorsa, ya senin bir şeyin yok, bir aspirin al geçer diyorsa, hani Erdoğan ne diyor, enflasyon yok zaten diyor, zincir marketlerin işi diyor. Efendim döviz dış mihraklar yükseltiyor, yabancılara saldırıyor diyor. İşsizlik zaten yok, yurt meselesi yok. Yani sorunları yok sayan bir anlayış teşhis de koyamaz, tedaviyi de koyamaz. Bizim yapmamız gerekense bunlara teşhisi de koyup tedaviyi de göstermektir ve bunu başaracağız. Bunu başarmalıyız. Evet, bir dakika ara verecektik değil mi arkadaşlar? Bir dakika ara verelim. Ondan sonra Sayın Bakanım ekonomiye girdik. Sayın Bakan'ın söyleyeceği mutlaka sözler vardır. Bir kısa ara.